Değerli bir basın mensupları hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Biliyorsunuz son günlerde çok tartışılıyor Avrupa Parlamentosu seçimleri. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ inanılmaz yükseldi. Birçok ülkede e, aşırı sağ e, milliyetçi partiler oylarını ciddi anlamda yükselttiler. Bununla ilgili yapılan değerlendirmelerde göç politikalarının çok etkili olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği'ndeki göç politikalarının. Aşırı sağın yükselişini biz de, hassasiyetle Cumhuriyet Halk Partisi olarak takip ediyoruz. Göç politikaları konusunda çok hassasız parti olarak. Bilhassa Sayın Genel Başkanımız bu alanda özel bir çalışma istedi. Ben de içişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göç politikalarında e, yine gölge kabinedeki bakan arkadaşlarımızla dışişlerinden sorumlu bakan arkadaşımız İlhan Uzgel, Milli Soğumadan sorumlu bakan arkadaşımız Gölge kabinede bakan arkadaşımız Yankı Bağcıoğlu ve Sayın Genel Sekreterimizle bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu konu iki kademeli dış politikada two level game denilen iki kademeli oyun olarak değerlendiriliyor. Yani iç politikayla dış politikanın birbirine uyumlu olması lazım. Özellikle göç politikaları için bu ayrıca geçerli. Şöyle düşünün, bir ülkenin aldığı karar bu konuda bilardo topu gibi tüm sistemi etkiliyor ya da Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar tüm dünyadaki göç politikalarını etkiliyor. Dolayısıyla bizim bu konudaki düşüncelerimizi ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak kendi pozisyonumuzu takip et tarif etmemiz gerekiyor. Sınır güvenliği çok önemli. hepimiz için hayati, ülkenin iç güvenliği, istikrar açısından hayati öneme sahip. Bütün yoğun göç dalgaları sınırlardan geliyor biliyorsunuz ve sınır güvenliği sadece Türkiye'deki göçmen sayısı açısından önemli değil Türkiye'ye gelen göçmen sayısı. Gelen göçmenler Türkiye'de organize suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve hepsinden önemlisi terör e, teröristlerin de hedef ülkelere gitmesi için de kolaylaştırıcı bir yol oluyor. Ülkemizde birçok e, saldırı da biliyorsunuz e, düzensiz göçmen olarak gelenler tarafından yaptırıldı. Dolayısıyla sınır güvenliği çok önemli buluyoruz. Sınır güvenliği ile ilgili e, bizim yaklaşımımız tüm dünyada demokratik ülkelerde olduğu gibi sınır güvenliğinin İçişleri Bakanlığına tamamen devredilmesi yönünde. Ancak bunun tedrici olarak zamanla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da yine Yankı Bağcıoğlu başkanımızla ortak çalışmamız var. Şu an bizim kara sınırlarımızı Milli Savunma Bakanlığı e, kara kuvvetleri komutanlığı daha doğrusu e, kontrol ve güvenliğini sağlıyor. Bunun kademeli olarak jandarma ya devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, coğrafya, güney sınırlarımızda süren savaş ve terör tehdidi sebebiyle tam bir işbirliği içinde tedrici olarak e, yapılmalı. Aynı şekilde bir başka yaklaşımımızda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın seferberlik ve savaş halinde Milli Savunma Bakanlığı'na e, ve Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ne kadar destek olacağının da e, tespit edilmesi o çalışmaların da birlikte yürütülmesi onu da yürütüyoruz. Bir taraftan sınır güvenliğinin sağlanması, bir taraftan da seferberlik, savaş ve terörle mücadelede işbirliğinin sağlanması bu konuda eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Bizim e, az önce söylediğim gibi göç politikaları kurulu oluşturduk. Bunda Dışişleri'nden sorumlu, Milli Savunma'dan sorumlu arkadaşımız ve e, sayın Genel Sekreterimiz ve e, ben içişlerinden sorumlu olarak e, varız doğrudan genel başkanımıza bilgi verdiğimiz, e, onun öncülüğünde yürütülen bir çalışma, göç politikaları çalışması. E, buradaki yaklaşımımız, kaynak ve transit ülkelerle diyaloğa dayalı geri kabul süre, süreçlerinde insani krize yol açmadan, hem ülkemizin göçmen kampına dönmesine izin vermeyen, hem de faşizan ve ırkçı bir tavırla hareket ederek radikalleşmeye sebep olmaktan e, uzak bir tutumla hareket etmek. Göç yönetiminin sınır dışında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. TSK tarafında tarafından sınır ötesinde oluşturulacak güvenli bölgelerde gerçekleştirilmesi gerektiğini. Böylelikle ülkemizin kurum ve kaynakları sığınma başvurusu incelenme sürecinde resmi olarak kabul almamış kişilerin varlığından doğan yükle karşı karşıya kalmayacaktır. Ayrıca bu Türkiye'nin maruz kaldığı göç dalgası dünyada hiçbir ülke bu şekilde bir göç dalgasıyla Son yıllarda karşı karşıya kalmadı. Bu bizim sadece güvenliğimiz açısından ya da bizim yaşayacağımız bir sorun değil. Aynı sorun Avrupa Birliği'de yaşayabilir. Dolayısıyla uluslararası insani problem Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in de bu konuda iş birliği içinde olunması, dış politikada da bununla ilgili adımların atılması gerektiğini söylüyoruz. Çok önemli bir husus var bizim insan kaçakçılığı ile ilgili, göçmen kaçakçılığı ile ilgili. E, sayın Bakan bugün yaptığı basın açıklamasında e, düzensiz göç operasyonları ile ilgili 1793 adli kontrol olduğunu söyledi. E, nasıl adli kontrol olur? E, bununla ilgili çok güçlü yasalarımız olmasına rağmen, olduğunu düşünmemize ve ceza oranları çok yüksek olmasına rağmen adli kontrolle e, göçmen kaçakçılarının, organizatörlerin serbest kaldığını görüyoruz. Bununla ilgili terörle bağlantılı suç olması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen kaçakçılığı terörle bağlantılı suç olarak değerlendiriliyor. Bunun istisnaları olabilir elbette ama göçmen kaçakçılığına verilecek cezaların artırılması ve devletin güvenliğine karşı işlenen bir suç suç olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçici koruma statüsünün kaldırılması Suriye uyruklu göçmenlere tanınan geçici koruma statüsünün bir an önce kaldırılması yönünde adım atılması gerekir. Çünkü bu bizim yasalarımıza göre geçici koruma yönetmenin yedinci maddesi geçici koruma ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen ve sınırlarımızı geçen yabancılar haklarında Bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılar uygulanır deniyor. Tarif ediyor. Suriye ile temas kurulması gerektiğini ve Suriye ile kurulacak, kurulacak temas akabinde İçişleri Bakanlığı'nca Bakanlar Kurulu'na geçici korumanın sonlandırılması teklifinde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde misafirlik de, geçicilik de e, alandaki akademik çalışmaların gösterdiği üzere yerini kalıcılığa bırakacaktır. Eee bu sınır ile ilgili İçişleri Bakanlığı bir yeni bir yapılanmaya gitti. Ee, Göç İdaresi Başkanı'nın altında Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü oluştu. Ee, bu da bir sivil organizasyon tamamen. Ee, sınır yönetimi tamamen sivil bir organizasyon olamaz. O şekilde sınır güvenliği de sağlanamaz. Bununla ilgili de e, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bunun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Avrupa Birliği bir göç paktı oluşturdu. Bu göç paktında da, paktındaki maddelerin içinde de Türkiye için de uygulanabilir maddeler görüyoruz. Ee, bizim notlarımızda, bu basın açıklamasıyla ilgili notlarımızda olan hususlardan birisini Sayın Yerlikaya bugün söyledi. Ee, kapalı nüfus sayımı. Bu bizim de değerlendirmelerimizde olan bir şeydi. Kapalı nüfus sayımı. Yapılması gerekliliğine biz de inanıyorduk. Türkiye'deki gerçek. Çünkü Biliyorsunuz bu çok üzerinde speküle edilen bir konu. Ee, bir yerde 5 milyon diyorsunuz, bir yerde 15 milyon rakamları telaffuz ediliyor. Kapalı nüfus sayımında tamamının tespit edilmesi lazım. Ancak bunu e, Sayın Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'nın yaklaşımını yeterli bulmuyoruz. Avrupa Göç Paktı e, tüm göçmenlerin işlemleriyle ilgili diyor ki toplanan biyometrik verileri depolayacak büyük ölçekli bir veri tabanı Eurodakı güncelliyor. veri tabanında başvuruları saymak yerine başvuru sahiplerini sayacak ve aynı kişinin birden fazla talepte bulunmasını önleyecek. Parmak izi toplamak için asgari yaşı 14'ten 6'ya düşürüyor Avrupa Birliği. Çocuklarla çocuklar da dahil bütün sığınmacıların parmak izleri ve yüz görüntüleri dahil olmak üzere Eurodac veri tabanına kaydedilecek diyor. Bu veri tabanında kaçak göçmenlerin güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığı, şiddete başvurup başvurmadığı, silahlı olup olmadığı bilgileri de yer alacak. Avrupa Birliği bunu yaparken çok daha fazla güvenlik tehdidi altında olan Türkiye'nin bunu yapmaması kabul edilemez. Eğer bir kapalı nüfus sayımı yapılacaksa bu nüfus sayımında e, göçmenlerin biyometrik verilerinin de yaş sınırı düşürülmek suretiyle biyometrik verilerinin de toplanması gerekir ki, Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit edecek bir durum var mı? Yeni bir Taksim saldırısı, yeni bir Atatürk Havalimanı saldırısı, yeni bir Reyna saldırısı daha sayısını artırabilmeyi yaşamayalım. Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından da çok önemli bu. E, yabancı uyrukla, uyruklara vatandaşlık verilmesiyle ilgili de yaklaşımımız var. E, burada biz Türkiye Cumhuriyetinin kurucu değerlerine bağlı olan kişilere sadece. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı ve kurucu değerlerine bağlı kişilerin vatandaşlık alabileceğini düşünüyoruz. Siyaset bilimi literatüründe iki türlü vatandaşlık kavramı var. Birisi yurttaşlık kimliği, diğeri de kültürel kimlik. Dolayısıyla bu her iki kimliğe sahip olması gerekir. Ülkesine, vatanına bağlı. Yani şöyle düşünün, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına başvuran bir Türkiye şunu soruyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir savaş olsa ABD ile Türkiye arasında kimin yanında savaşırsın? Türkiye'ye vatandaşlık için başvuran herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin e, güvenliğini korumaya yönelik olarak bu tavrı benimseyebiliyor olması lazım. Türkiye ile herhangi bir ülke, hangi ülke olursa olsun savaşa girdiğinde kaynak ülke geldiği ülkenin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olmalı. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hissetmesi ancak böyle mümkün olur. Bunun dışında Türkiye aidiyet hissi olmayan olması da mümkün olmayan kişilere vatandaşlık verilmesini doğru bulmuyoruz. Suriyelilere vatandaşlık verilemez, yasalar gereği verilemez. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmenin 16. maddesine göre yasal ikamet izni olmaksızın ve yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyeti göstermeyen sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, Öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan kişilerin başvurusu kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak ilgisine bildirilir. Değerli arkadaşlar, Türkiye buna rağmen 280 bin kişiye vatandaşlık vermiştir. Bu yasalara aykırıdır bu şekilde vatandaşlık verilmesi. Altın vize, altın pasaport uygulamaları var. Yani yatırım yoluyla vatandaşlık elde edilmesine ilişkin biliyorsunuz Türkiye dünyadaki toplam talebin yarısını karşılar durumda. Yani dünya üstünde Türkiye'nin nüfusunu ve yüz ölçümü düşündüğünüzde bunun korkunç bir rakam olduğunu görüyorsunuz yatırım yoluyla vatandaşlığın. Bu altın pasaport uygulama, uygulamasına son verilmeli e, yatır, ya, ya da çok ciddi kısıtlamalar getirilmeli. Bununla ilgili Danimarka, İsviçre, İzlanda, Macaristan özel izin ve ciddi kısıtlamalarla kendi ülkelerinde gayrimenkul edinilmesine izin veriyor. Ee, aynı şekilde Kanada şu an ülkesindeki konut fiyatlarının artması sebebiyle 2025'e kadar olan konut edinme, yabancıların konut edinme hakkını engelleyen yasasını 2007'ye kadar uzattı. Yani dünya bu kadar sıkı tedbirler alırken, Türkiye gibi ulusal güvenliği, göçmen sayısı itibariyle ciddi bir tehdit altında olan bir ülkede bu tedbirlerin alınmaması Düşünülemez. Bu genelde mikro devletlerin nüfusu 1 milyondan az devletlerin yaptığı bir şeydi. Yatırım yoluyla vatandaşlık vermek. Bu aynı zamanda bunu yaptığınızda kendi vatandaşlığınızın değerini düşürüyorsunuz. Bununla kalmıyor pasaportunuzun değerini düşünüyorsunuz. Türkiye'nin pasaportu dünyanın en çok vizesiz seyahat edilebilen pasaportu olmayabilir. Ama Afganistan'dan, Irak'tan, İran'dan... Çok daha iyi konumda olduğu Aşikar. Dolayısıyla buralardan gelenler öncelikle Türk vatandaşlığı elde edip diğer ülkelerden de vize alabilmek, vatandaşlık elde edebilmek için Türk pasaportunu kullanıyor. Bu bizim vatandaşlarımızın Avrupa Birliği ülkelerinden vize almasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla bizim pasaportumuzun da değerini ortadan kaldıran bu uygulamanın sona erdirilmesi lazım. Şu ana kadar 5.111 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığı kazandığı kesinleşmiş. 9 kadar müracaat var. Ama Haziran 2020'den sonra güncel veri elimizde yok. Aynı şekilde e, yatırım yoluyla vatandaşlık ve ikametin kötüye kullanımı hakkında hazırlanan OECD ve FATF yani mali eylem görev gücü raporları da var. Bu programlarda da bu bunların değerlendirmelerinde de e, büyük vurgunlar yapmak ve milyarlarca dolarlık suç ve yolsuzluk gelirlerini aklamak için bir dizi boşluktan yararlanıldığı ortaya koyuyor. Türkiye'yi organize suç örgütlerinin cenneti yapan uygulamalardan birisi budur. Dolayısıyla bunun da Türkiye'nin egemenlik haklarının tehdit ettiğini, Türkiye'yi organize suç örgütlerinin merkezi haline getirdiğini düşünüyoruz. Bu uygulamaya ya derhal son verilmelidir ya da ciddi üzerinde mutabık kaldığımız iktidarıyla, muhalefetiyle kısıtlamalar getirilmelidir. Bizim bu göç politikaları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şimdilik sizlerle bu bu anlamda paylaşacaklarım bunlar. Sizin bana soracağınız sorular varsa onları da yanıtlamaya hazırım. Buyurun. Devlet Bahçeli geri kabul anlaşması sonlandırılmalı çağrısı yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu çocuklara görüşmeler devam edecek mi? Biz tabi bizim görüşmelerimiz şeffaf. Karşılıklı etik gereği bakanlıktan çıkışta birlikte bir basın açıklaması planlamadığımız için ben tek başıma o orada yapılan karşılıklı görüşmenin içeriğini paylaşmayı etik olarak doğru bulmadım ama bizim kendisine söylediklerimizi paylaşmakta e, hiçbir sakınca yok. E, bizim konuştuğumuz konulardan bir tanesi göç politikalarıydı. E, tabii burada anlattığım detayıyla değil ama göç politikaları ve sınır güvenliği ile ilgili düşüncelerimizi sayın bakan'a ilettik ve şöyle söyledik: Göç politikaları bizim Türkiye'miz ülkemiz açısından kamu güvenliğini tehdit eden bir noktada. Bununla ilgili çözüm önerileri noktasında karşılıklı birlikte çalışmaya hazırız. Sizin yapacağınız çalışmaları bize gönderebilirsiniz. Biz çalışmalarımızı size gönderebiliriz. Eğer burada sınır güvenliği noktasında atılacak adımlar varsa, göç politikaları konusunda sizin de atmayı düşündüğünüz adımlar varsa, bunları birlikte değerlendirebiliriz ve parlamentoda da bu anlamdaki çalışmalara destek verebileceğimizi kendisine ilettim. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki. Teşekkür ederim.